Evet değerli arkadaşlar, umarım ses duyulur, ses gelir umarım, böyle bir sistem olmuş ama hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, hayırlı günler diliyorum, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Maalesef bu sene bu Kurban Bayramı'nda bir kez daha acı bir bayram geçirdik. Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'in bir kısmında maalesef yine acı bir bayram geçirdik. Yaşadığımız deprem etkisini hala sürdürüyor. Birazdan depremle ilgili görüşlerimi, deprem sonrası yaşananlarla ilgili görüşlerimi açıklayacağım. Ama biraz Türkiye gündemine ilişkin de 3-5 kelime etmek istiyorum. Dün sabah bir uyandık, zam yağmuru olmuş resmen. Her şeye zam gelmiş. Vergiler arttırılmış. Kimi ürünlerde %8 olan vergi 18 olmuş, 18 20 olmuş, 10 20 olmuş. Ürün ürün, kalem kalem vergiler arttırılmış ve zam gelmiş. Tarihimizde hiç olmadığı kadar, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar yüksek zamların olduğu bir dönem yoktur. Zam üstüne zam gelmiş. Milletin adeta beli kırıldı. Seçim öncesi vaatlerde bulunuyordu Tayyip Erdoğan, AK Parti. Vaatlerinin aslında zam vaadi olduğunu kimse anlamamıştı. Biz uyarıyorduk, söylüyorduk. Bunlar seçimden sonra büyük zam yapacak diyorduk. Çok zam gelecek diyorduk. Her şeye zam yapacaklar diyorduk. Ama demek ki biz anlatamadık. Milleti ikna edemedik. Yine gittiler. Bunlara oy verdiler ve zamlar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Öncesinde memura, işçiye, emekliye zam verilmişti. Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar. Yani memura, emekliye, memur emeklisine, işçi emeklisine verilen zamlar kaşıkla verildi, kepçeyle hemen alındı. Türkiye'de zam var, Maraş'ta ekstra zam var arkadaşlar. Maraş'a zamlar ekstra yansıyor. Değerli basın mensupları, bakın konut fiyatları nasıl arttı farkında mısınız? Kira fiyatları nasıl arttı farkında mısınız? Maraş için söylüyorum. Deprem bölgesi, konut yok. Daha önce 2000 lira, 2500 lira aylık kira verilen evler, konutlar 10.000 lira, 12.000 lira oldu. İnsanlar nasıl geçinecekler? Nasıl kazanacaklar? Bu pahalılık sadece milletin belini kırmıyor, milleti başka durumlara da sürüklemek durumunda kalıyor. Bir deprem şehrinde yaşıyoruz. Buraya bir ayrıcalık olması gerekmiyor mu sizce? Deprem şehrine bir ayrıcalık verilmeli. Deprem şehrinde bir takım girişimlerde bulunmak gerekiyor. Ama bakıyorsunuz bakanların biri geliyor, biri gidiyor, bakmaya geliyorlar. Turistik geziye geliyorlar. Yeni bakan oldukları için acaba deprem bölgesinde durum nasıl? Deprem kaç ev yıkmış, nasıl yıkılmış? Bir de gidip biz görelim diye turistik geziye gibi bakanlar geliyorlar Maraş'a. Eli boş gelip gidiyorlar. Kimse de ağzını açmıyor. Hiçbir iktidar partisi milletvekili. Hiçbir iktidar partisi yöneticisi ağzını açmıyor. Ya arkadaş gelip gidiyorsunuz da ne veriyorsunuz, ne yapacaksınız demiyorlar. Bugün de Çalışma Bakanı gelmiş. Geliyorlar. Hem bir şey getirmiyorlar hem de milletin işine engel oluyorlar. Zaten yollar yıkım nedeniyle trafiğe kapalı çoğu yol. Bir gün bakıyorsunuz bir cadde kapalı, öbür gün öbür cadde kapanıyor yıkım nedeniyle. Bir de bakanlar geliyor, bakanların yüzünden yollar kapanıyor. Bir bakan geliyor diye bütün yolları kapatıyorlar. Trafik polisi dikiliyor, durduruyor. Millet zaten burnundan soluyor. Bütün yolları kapatıyorlar. Bakanlar şov yapıyorlar. Bu bakanların Maraş'a hiçbir faydası yok. Boş gelip boş gidiyorlar. Orta hasarlı binaların durumu hala belirsiz. Ne olacak? Niye bir açıklama yapılmıyor? Orta hasarlı binalara nasıl bir yöntem, nasıl bir çözüm düşünüyor AK Parti, hükümet? Bu boş boş gelip giden bakanlar. Çalışma Bakanı bugün geldi. Ne getirdi? Soruyorum buradan, Çalışma Bakanı'na soruyorum. Ne getirdi? Ne?
eziyetten başka, milleti yormaktan başka ne getirdi? Mesela orta hasarlı binaların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı mı sizce? Hiçbir şey yok. Enkazlar kaldırılıyor, binalar yıkılıyor. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Antep'te de yok, bırakın dünyayı, Türkiye'de. Hatay'da da yok. Sulama yapılmadan yıkım yapılıyor. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Toz toprak her yeri ya. Ya hiç mi aklınız çalışmıyor? Hiç mi vicdanınız yok? Sulama yapmadan yıkım olur mu hiç? Her yer toz toprak. Çoluk var, çocuk var. Hasta insanlar var. Asbest tehlikesi var. Bir deprem yıktı. İki zamlar yıktı. Üç yıkımdaki yanlışlıklar yıkıyor. Maraş'a vurdukça vuruyorlar. Vurdukça vuruyorlar. Hani %75 oy aldılar ya. Onun rahatlığı da var. Ne de olsa %75 oy aldık diyorlar. Ne olacak sanki diyorlar. Maraşlı bizi seviyor. Yapsak da veriyor, yapmasak da veriyor. Maraşlı deprem olmuş. Evsiz kalmış. Çadır bulamamış. Ekmek bulamamış. Önemli değil. Maraşlı bize oy veriyor. O yüzden boş verin diyor AK Parti. Boş verin. Ama ben mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü mesele oy meselesi değil. Mesele memleket meselesi. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Söylemeye devam edeceğiz. Dürtüklemeye devam edeceğiz. Uyarmaya devam edeceğiz. Toparlatmaya devam edeceğiz. Dün Kocaeli Çarşısı gezdim şurada. Sapa bir yere çarşı kurmuşlar. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Kimse gelmez oraya. Niye kurdunuz kardeşim oraya çarşıyı? Hadi kurdunuz, bari meslek gruplarına göre yapsaydınız. Mesela bir çarşı ayakkabıcılar olsaydı. Bir çarşı konfeksiyoncular olsaydı. Bir çarşı hırdavatçılar olsaydı. Bir çarşı kitapçılar olsaydı. En azından millet, vatandaş bilirdi ki kitap alacaksan şu çarşıya gideceksin. Ayakkabı alacaksan bu çarşıya gideceksin. O esnaf iş yapardı. Şimdi esnaf sinek avlıyor, sinek. Aylardır bir tente istedik diyorlar. Ama Hayrettin gün göstermez hala onu da yapmamış. Trabzon bulvarındaki çarşıya gidin bakın. Trabzon bulvarında bir çarşı yapmışlar. Böyle bir görüntü yok ya. Gerçekten yok. İnsan utanıyor ya. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük şehrinde böyle çarşı olur mu? Depremden yıkılmış bir şehirde. Bir de gidin Malatya'ya bakın ya. Bir de gidin Hatay'dakine bakın ya. Trabzon bulvarında enkazlar arkada, önlerine birer tane konteyner koymuşlar. Alın size çarşı demişler. Dalga geçer gibi. Su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Ayıptır, günahtır ya. Bu kadar mı şımardınız? Bu kadar mı sahipsiz görüyorsunuz? Anladım, seçim akşamı bir sürü acıya rağmen, bir sürü cenazeye rağmen davul zurna çaldırdınız utanmadan, ahlaksızca. Konvoylar yaptınız utanmadan, ahlaksızca. Cenazelere saygınız yok, cenazeye, taziyeye saygınız yoktu. Allah göstermesin, bir CHP'li yapsaydı onu neler yaparlardı ya. Ama maalesef kimse de yazmadı. Vatandaş sosyal medyadan, vatandaşın bir kısmı tepki gösterdi. Onun dışında birkaç gazeteci arkadaşımız üstün körü geçti. Ama seçim akşamı beyler on binlerce cenazenin üzerine davul çaldılar, davul. Zurna çaldırdılar. Bu utanmazlık değil de nedir? Bu ahlaksızlık değil de nedir? Bundan daha büyük ahlaksızlık var mı? Size soruyorum. Günlerdir susuyorum, bekledim hep. Belki çıkar birisi, ya kusura bakmayın. Böyle bir şey yapıldı, özür dileriz. Birileri yaptı, biz de istemedik derler diye. Hiç beylerin umurunda değil. Köylerde su akmıyor, su. Her gün şehrin vekili olarak bana gelen telefonların 10 telefon geliyorsa 7'si 8'i su meselesi. Vekilim filanca köydeyim, su akmıyor. Bayram boyu Tekir'de su yoktu. Kurban Bayramı'nda Tekir'de su yoktu. Afşin'in Kabaağaç köyünde su yoktu. Ova köylerinde su yoktu. Şehirde akan su da çamurlu akıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Sizlerin evi yok mu? Musluğu siz açmıyor musunuz? Kirli su aktığını görmüyor musunuz? Niye yazmıyorsunuz bunu arkadaşlar? Niye? Çok önce basın yasası getirdiklerinde etmeyin, eylemeyin dedim. Bu yerel basını öldürmektir dedim. Eski bir gazeteciyim. Gazetecinin eskisi olmaz da mesleki olarak çalışmıyorum, gazetecilik yapmıyorum ama
Bu yerel basını öldürmektir dedim. Etmeyin dedim. Dinlemediler. Anadolu'daki yerel basın birlikleri, işte dernekler, onlar da açıklama yaptılar. Reisimizin arkasındayız. Şimdi yerel basın ölmüyor mu? Efendim iki tane basın kartlı olacak. Sigortalı olacak. Ya bu adam ne kazanıyor ki ne versin? İlan alamazsın. Ekmeğinizi kesmediler mi arkadaşlar? Öyle olmadı mı? Peki buna itiraz edilmeyecek mi? Buna ses çıkartılmayacak mı? Buna kimse bir şey demeyecek mi? Siz bunu yazmayacak mısınız değerli arkadaşlar? Hadi anladım. Millet susuz, umurunuzda değil, yazmıyorsunuz. Kendi işinizi niye yazmıyorsunuz ya? Niye bir araya gelip de itiraz etmiyorsunuz, sesinizi yükseltmiyorsunuz? Beceriksiz bir Maraş yönetimi var. Belediye başkanı kendi şehrinin basınını ayakta tutamıyorsa o belediye başkanlığı kimseye faydası olmaz. Kendi şehrinin basınını ayakta tutacak ki şehirle ilgili Türkiye'ye, dünyaya haberler verilsin, haber yayılsın. Güzellikler gösterilsin. Ama arkadaş hala staj yapıyor ya. 4,5 yıldır stajı bitmedi Hayrettin Güngörmez'in. 4,5 yıldır staj yapıyor. İşler de şu, tok. Tok getirmişler. Dün gördüm. Bazı arkadaşlar da binmişler. Sanki size hediye mi ettiler toklar arkadaşlar? Binen arkadaşlar. Bir parça İtalya'dan, bir parça Çin'den, şu şuradan buradan birleştir. Tamam güzel eyvallah kabul ettim. İyi de bakanlar bine, vatandaş binemiyor ki bu.